Merhabalar. Yönetim analiz ekranı ne işe yaramaktadır? Yönetim analiz ekranı, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlayabilmektedir. Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya diyalogusu üzerine tıklayarak arama alanımıza yazacağımız yönetim ile cari işlemler altında bulunan yönetim analiz ekranını çalıştırırız. Bu ekranda birçok bilgiye tek elden ulaşılabileceği gibi detaylı filtrelendirmeler ile analiz ve rapor sonuçları özelleştirilebilir, farklı analizler oluşturabiliriz. Burada vereceğimiz filtrelendirmeler sonucunda tek bir tuş ile analiz ve raporları oluşturabilir, aynı zamanda analiz ve raporlarımızı grafik olarak izleyebilmekteyiz. Detaylarını incelediğimizde İlgili ekranımızdaki özet alanında bulunan alanda vermiş olduğumuz tarih aralığını baz alarak oluşturulan raporlama durumunda karşımıza ödeme ve tahsilatlarımızı ve bunun sonucunda kalan bakiyemizin gün olarak gösterimi gelmektedir. En alt alanda bulunan detayda ise nakit akışlarımız, cari alacak ve borçlarımız, kredi kart hesaplarımızda bulunan bakiyelerimiz, taksitte bulunan bakiyelerimiz, çek ve senetlerde ve aynı zamanda sipariş ve banka kredilerimizde toplam tutarlarımız karşımıza gelmektedir. Verilen tarih aralığı bazında kalan bakiyemiz karşımıza gelecektir. Alış ve satışları incelediğimizde ise yapmış olduğumuz satışlarımızı, satışlarımızdan iade kısımlarını ve bunlar sonucunda kalan bakiye kısmı karşımıza gelecektir. İade seçeneğini seçmemiz durumunda ise satışlarımızdan iadelerimizi düşerek karşımıza ilgili tutarları getirecektir. İrsaliyeler seçeneğine gelmiş olmamız durumunda irsaliye durumlarımızı, siparişlere gelmemiz durumunda sipariş durumlarımızı, tekliflere geldiğimizde ise teklif değerlerimiz karşımıza gelecektir. Sipariş ve teklif adına İlgili tarih aralıklarında herhangi bir veri girişi olmadığından dolayı ilgili alanlar sıfır olarak karşımıza gelir. Periyot seçeneklerinde saat, gün, hafta, aylık olarak periyotları gösterebilir. Gösterim şekillerinden işlem sayılarını, KDV hariç ve dahil tutarları, toplam KDV'leri, indirim, masraf, tevkifat, özel vergi, stopaj ve diğer bilgiler şeklinde gösterimi sağlayabilir. Cari seçim yapılarak da carilere ait bakiyeler karşımıza gelecektir. Nakit durumuna geldiğimizde ise kasamızda bulunan nakit değerini, banka seçeneğinde ise bankamızdaki nakit, kredi hesaplarını göster seçeneği ile de kredi hesaplarımızın grafiksel olarak görüntüsü ekrana getirilebilir. Vadeli işlemlere baktığımızda yapmış olduğumuz vadeli işlemlerden cari vadeli işlemleri, taksit, kredi kartı, çek, senet ve banka kredileri bazında görüldüğü gibi işlemler karşımıza gelecektir. Cari işlemlere baktığımızda toplam borç ve alacağımızı ve bunun sonucundaki bakiyemiz karşımıza gelir. Faturalanmamış irsaliyeleri dahil et seçeneği ile faturalanmayan irsaliye bakiyelerinde ilgili rapora ekleyebiliriz. Detay sekmesinde ise liste olarak karşımıza ilgili raporun dökümü gelecektir. Tekrardan grafik alanımıza gelip gösterim şeklini incelediğimizde gösterimlerimizi tip bazında veya grup bazında gruplandırabilmekteyiz. Gösterimlerimizi tip olarak alıcı ve satıcı şeklinde veya cari hesaplarımızda yapmış olduğumuz gruplandırmalar seçeneği ile gruplu bir şekilde grafik dökümü alınabilmektedir. Taksit seçeneklerini incelediğimizde aynı şekilde grafik karşımıza gelecek. Detay sekmesinden de liste olarak ay ay ne kadar bir tutar olduğu, bunların ödenenlerini düş seçeneği ile ödenmiş tutarlarımızı listemizden düştüğü gözlemlenilebilir. Kredi kartına geldiğimizde ise burada da grafik karşımıza gelecek. Detay sekmesinden ay ay ilgili detay takipleri yapılabilecektir. Çek, senet ve banka kredilerimiz için de aynı değerlerimiz geçerlidir. Giderler, kar ve zarar sekmesine geldiğimizde ise burada maliyet seçeneğinde belirleyeceğimiz fiyatlandırmalar, son giriş ve çıkışlar, ortalama giriş ve çıkışlar, maliyet değerleri, FIFO ve LIFO seçeneklerinde maliyet tabloları oluşturabilir. Yapmış olduğumuz toplam satışları,
satıştan iadelerimizi ve bunun sonucunda net satışlarımızı görüntüleyebilir, yapmış olduğumuz satışlarımızın maliyetlerini, kar ve zararlarını, bunun sonucunda gider ve kar ve zararlarımızı liste ekranlarımızdan takip edebilmekteyiz. Gruplama seçeneklerinden hizmet, grup ve özel kod bazında gruplandırabilir, gösterimlerimizi tutar veya miktar şeklinde gösterimini sağlayabilir. Burada grafik limitlerimizi değiştirebilmekteyiz. Örneğin 15 değerini girdim ve F2 tazele dedim. Bu şekilde 15 grafik limiti karşıma gelecektir. Parametreler alanına geldiğimde ise yukarıda seçmiş olduğum dönemim, şube seçeneğim ve başlangıç ve bitiş tarihi bazında girmiş olduğum değer sonrasında ekranlarımda gösterilecek nakit akış parametrelerinden ilgili seçeneklerimi seçerek burada seçmiş olduğum değerlerin diğer raporlarıma yansımasını sağlayabilirim. Yönetim analiz ekranını ilk çalıştırdığımızda üst alanımızı doldurup ve parametrelerimizi doldurarak birçok raporlamaları doğru bir şekilde alabilmekteyiz. Bu şekilde yönetime dair birçok bilgiye tek bir ekran üzerinden ulaşım sağlanılmaktadır.